Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, sizin, ailenizin ve tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini tebrik eder, hayır ve bereketle geçireceğiniz bir ay olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederiz. Ne mutlu ki Rabbimiz bizlere Ramazan ayına yetişmeyi, Ramazan ayının hazzını ve heyecanını yaşamayı lütfetti. Bu güzel ayın başta Yusufilerin kurtuluşuna, zulüm ve tecritten dolayı hanelerinden hicret eden Müslümanların vuslatına, eza ve cefa gören mazlumların bir an önce kurtuluşuna, selametine vesile olmasını diliyoruz. Bizler de Rehber TV olarak inşallah bir ay boyunca Sahur Bereketi programıyla hanelerinize misafir olacak, birbirinden farklı konuk ve konularla inşallah Ramazan'ı idrak etmeye çalışacağız. Sözümü çok fazla uzatmadan hemen konuğumu, kıymetli konuğumu sizlere takdim etmek istiyorum. İlk Sahur Bereketi programımızın konuğu İttihadül Ulema üyesi Molla Cemal Çınar hocamız olacak. Hocamız hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz çok inşallah. Sağ olun. Allah Ramazanınızı da tebrik ederiz. Allah razı olsun. Amin inşallah. Cümleten. Hocam buyurunuz. Şimdi Allah-u Teala bu içinde bulunduğumuz, yetiştiğimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla bizi Ramazan'a bereketle, afiyet ve sıhhatle ulaştırdığı için Allah'a hamdolsun. Ramazan ayı, ay itibariyle aslında diğer aylara amirlik edecek, onları, diğer ayları etkileyecek, diğer aylara insana bakan, beşere bakan yönüyle yönlendirecek bir ay olması hasebiyle büyüklerimiz buna 11 ayın sultanı demişler. Ne demektir sultan? Yani 11 aya etki edip onlara yön ve şekil veren ay demektir. Dolayısıyla bu ayda Allah-u Teala rahmet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapatıldığı, yani aslında cehenneme giden yolların kapatıldığı, dolayısıyla Ramazan ayı bir rahmet, bereket, fazilet, birlik, beraberlik, sahurlarıyla, iftarlarıyla ümmetin gerçekten de kaybettiği veya insanoğlunun unuttuğu diğer 11 ayda kaybettiği maneviyata ulaşabilmenin insanın kendine geldiğinin, bir mümin olarak, bir Müslüman olarak insanın kendine geldiği mübarek ve mutlu aydır. Bu yönüyle de Rabbim duanıza teyiden diyorum. Allah-u Teala bu ayı kişinin kendi nefsini terbiye ettiği, toplum içerisindeki sorumluluğunu hissedip ona göre hareket edebildiği ve ayet-i kerime ile de Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi Es-Sahibillah يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Sizden öncekilerin üzerine oruç farz kılındığı gibi sizin de arınıp temizlenip korunmanız için oruç size de farz kılındı. Ayet-i kerimeye baktığımızda oruç aslında insanı koruyan bir kalkandır. Yeryüzünde Allah-u Teala'ya karşı ibadetlere mani şeyler ya insanın lezzeti ya şehvetidir. Lezzet ve şehvete meylediği oranda ibadetlerde zafiyet olur. Bunlara karşı ne kadar mesafeli davransa kişi Cenab-ı Allah'a karşı daha yakın olur. İşte ayet-i kerimenin manasından, manalarından, hikmet manalarından birisi, son cümlesi zaten odur. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Yani korunup arınasınız diye Allah size orucu farz kıladı. Allah-u Teala bu Ramazan'ı diğer Ramazanlarda Müslümanların yakalamaları gerekli olup da yakalayamadıkları birlik, beraberlik, kardeşliği, bütünlüğü nasip eylesin inşallah. Amin inşallah. Biz Ramazan'a imanla, İslam'la, yeryüzünde ezilen insanların durumlarını ve Müslümanların bölük pırçık haldeki durumlarına dert edinen insanlar olarak bunu dert edinen bir mümin olarak bu duygu ve düşünceyle Ramazan'a ulaştıran Allah'a hamdolsun. İnşallah Ramazan içerisinde biz şu anda sorularınız doğrultusunda inşallah cevaplar vermeye çalışacağız. Evet hocam. İnşallah hani biz ilk programımız olma hasebiyle bu programda Ramazan fıkhını konuşmayı istedik. En azından yılda bir ay sadece oruç tutulduğu için farz mahiyetinde
bazı farziyetler unutulabiliyor. İnsanlar bazı farzları, oruçla alakalı bazı durumları unutabiliyorlar. Hem hatırlatma adına hem de yeniden bunları dile getirme adına biz dedik ki ilk programımızda inşallah Ramazan fıkhını işleyelim. Ramazan nedir, ne değildir, oruç nasıl tutulur, gerekli halleri, olmayan halleri, mekruhlarıyla her yönüyle inşallah ilk programımızda bunu işlemeyi arzu ettik. Her şeyden önce hocam Ramazan'ın tespiti nasıl yapılır? Evet. Şimdi bu Ramazan'ın tespitine girmeden şunu da söyleyeyim. Yani Ramazan ayı 11 ayın sultanıdır deniliyor. Bu çok önemli. İslam fukahası arif, hem arif hem alim olan alimler kitaplarında şöyle bir tasnife gitmişler. Demişler ki tutulan oruç makbul olmakla beraber makbul oruçlar birbirinden farklı 3 kategoride değerlendirmişler. Yani çok bilinçli tutulan oruç, biraz zayıf bir bilinçle veya biraz daha zayıf bir oruçla, düşünceyle, usulle tutulan oruçlar diye buna savmul havas. Ne demektir? Savmul avam, yani halk, kalabalıkların tuttuğu oruç şu demektir diyor. Kalabalıkların oturduğu oruç, yeme, içme ve cinsi münasebetle bozulan orucun bozulmasından kendini muhafaza edip, yani sahura, niyete kalkıp iftara kadar bir şey yemeden, içmeden, cinsi münasebette bulunmadan geçilen oruca savmul avam denilir. Ama Ramazan bitti mi de oruç da bitiyor. Savmul havas, yani Allah-u Teala'nın has kulları, yani ne demektir? Biz bugünkü Türkçemizde söylemeye tarif edersek, yani bilinçli tutulan oruç. Bu nasıl fark edilecek? Yani kişi oruç tuttuğunda içinde bulunduğu topluma karşı orucun hissiyatını üzerinde taşımalı. Yani adam müşfik davranmalı, kibar davranmalı. Her gün öyle davranması lazım ama oruçta bunu biraz daha düzenli, biraz daha kibar, biraz daha müşfik, mürüvvet, medeni. Böyle gerek, örneğin trafikteyseniz trafikteki hal ve hareketlerde sizden birisinin rahatsız olmaması lazım. Yürürken karşılaştığınız insanlara selam verme, konuşma şeklinizi, hatta ses sedanızı bile farklı tutması lazım. Birisi ses ataştığınızda hadis-i şerifte belirtildiği gibi, birisi şey yaptığında en az sayın ben oruçluyum. Hadi git başkasının, belanı başkasına bulaştır, ben oruçluyum. Yani oruçta bir şey yapılmaz ki. Sen yanlış davranıyorsun bana, ben sana yanlışına cevap da vermiyorum. Oruçluyum demekle bu işi bitiriyorum der. Böyle bu şekilde Ramazan'da oruç tutmakla beraber tabiri caizse diğer uzuvlarına da oruç tutturmak suretiyle tutulan oruca savmul havas denir. Şimdi savmul havasul havas, yani biraz daha çiteyi biraz daha yükselterek, yani Allah-u Teala'nın has kullarının üstündeki böyle ariflerin tuttuğu oruç öyle diyelim. Bu nasıl oluyor? O da orucu Ramazan'da yeme içmeyle avam, savmul avamın tuttuğu oruçta gibi oruç tutar. Savmul havastaki gibi Ramazan ayında yine diğer huzurlarına da, yani sadece yeme içme cinsi münasebeti değil, diğer huzurlarına da, bakışlarına, konuşmalarına bile oruç tutturmak suretiyle savmul havasın tuttuğu oruçta oruç tutmak. Bu üçüncü sınıf ise Ramazan'da tuttuğu ve yakaladığı orucun o güzel maneviyatını bozmadan diğer 11 ay, yani diğer Ramazan'a bu maneviyatı götürebilecek kadar bu usulle tutulan oruca da savmul havasul havas denir. Şimdi sorunuza gelince, orucun tespiti biliyorsunuz İslam hukukuna göre, İslam şeriatına göre zamanlar hicretle, hicri takvimle tespit edilir. Yani bugün daha doğrusu ayla, ay hareketiyle tespit edilir. Ramazan'dan bir gün önce şafağın söküldüğü yerde ay güneşten hemen çok yakın bir zamanda
görülmesi lazım. Bir orada şey yapılır. Bir de akşamleyin, akşamleyin orucu ay, yani yarın Ramazansa bu akşam güneşin battığı yerde veya ayın, mevsime göre ay, nasıl ki güneş battığı yerler değişiyorsa, hani günlerin uzun kısa olmasında, ay da öyledir. Bunu bilen iyi uzmanların yani bu işin gözle görülme hususunda iyi uzmanların bu sene Ramazan ayı hangi tarafta görülmesi lazım, nerede batacak şekilde, o batabilecek yerlerdeki sabahleyin güneşin doğduğunda o şafak şeyi ve duha dediğimiz kuşluk vaktindeki güneş ne kadar gökten göğe yakın, ne kadar biraz daha doğuş esnasındaki mesafesi dünyada ne kadar yüksekteyse, takriben o yükseklikte ayın da o günlerde battığı yeri takip etmek suretiyle oraya bakıldığında hafiften şöyle bir kıl gibi, çok bir hilalimsi ama kıl gibi görünecek kadar göründü müydü, öbür gün oruç tutulur. Şimdi bu her sene bununla ilgili tartışmalar oluyor, münakaşalar, elhamdülillah eskisi gibi değil. Evet. Bugün muasır alimler buna müdahale etmişler, çok da böyle şey değil ama gözle görülmediği müddetçe oruç tutulmaz falan deniliyor. Şu andaki zaten şehirleşme oranında, bakıldığında, evet, ışıkların çok olduğu bir zamanda insanın gözünün geceleyin kapkaranlık olması lazım ki, geceleyin ışıkların olmaması lazım ki insan o cismi görebilsin. İki, insanların görme olasılıklarında biraz gittikçe de böyle görme yeteneğinde bir kayıp söz konusudur. Uzatmayayım, şöyle, bugün rasathaneler tespit ediyorlar. Evet. Yani bir yıl sonra veya 11 ay sonra ay falan gün dünyanın falan noktasında şu tepesinde ay tutulması olacak. Yani ay arasına, güneşle ay arasına dünya girecek, dolayısıyla ay tutulması olacak veya güneş tutulması olacak denildiğinde milim milimle, dakika dakikasına kaymadan oluyorsa, Ramazan'da bir ibadet olmakla beraber bir birlik, beraberlik, bütünlük olduğu için bugün tespit edilen takvimlerde hani denilebilir ki yanlış olabilir. Tamam, görüp de bize haber veren de yanlış olabilir. Olabilir, ayrı bir şeydir ama dolayısıyla bugün takvimlerde yani tespit edilen ay hilal tespitinde şu ana kadar bir yanlışlık çıkmamış. Bunu tartışmanın, böyle bir şeyi tartışmanın Müslümanlara bir faydasının olmadığını, dolayısıyla ayı göz ile gören güvenilir bir insan söylediğinde, bir kişi olsa kadıya söylemesi lazım. Yani o oradaki yerel yönetimdeki yönetici, Müslümanların yönetim hakkını kendisine verdiği Müslüman mülki amire bildirilir. O kalkıp ilan eder. Örneğin Türkiye'de işte Diyanet İşleri Başkanı haber verilir. Evet. Bunları ilan ettiğinde artık öbür gün oruç tutulur. Haydi, ters oldu, günü yanlış yaptık, uykuda kaldık, anlayamadık, öyle bir yerdeyiz ki bir kimseyi görüp de Ramazan kaçtır göremedik. Gün ortasına bir baktık ki bugün oruçmuş. Eğer bir şey yemeyip içmemişsek o günden itibaren şey yapabilir. O saatten itibaren günümüzü tespit edebiliriz. Dolayısıyla ay, Ramazan'ın tespiti ayladır. Güneşle değil, ayladır. Hasapla, günle değil. Bu ayın, hilalin hareketiyledir. Dolayısıyla İslam'da zekat hicri takvimle, oruç hicri takvimle ve Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, dünya yaratıldıktan bu yanıdır. Ayların sayısı 12'dir. Evet. O da ayla tespit edilir. Evet, öyle. Allah razı olsun hocam. Ciddi bir konu çünkü dediğiniz gibi hakikaten eski tarihlerde çok çok sıklıkla rast geldiğimiz bir durum vardı. Bazen Suudi Arabistan'da oruç tutulur, Türkiye'de oruç tutulmazdı. Şükürler olsun ki son yıllarda bu sıkıntı biraz daha azalmış durumda. En azından günü gününe hem oruçlarımız hem bayramlarımız yapılıyor. Hocam peki oruç ve hikmetleri nelerdir? Yani oruç niçin farz kılındı? Bunun hikmeti nedir? Müslümanlara faydası nedir?
Yani bugün biraz cahiliyenin yükselmesiyle beraber sanki sadece bir açlıktır, haşa haşa Allah'ın bir cezalandırmasıdır gibi insanları kullarını aç bırakıyor babında böyle çok çirkince söylemler oluyor. En azından orucun hikmetlerine bir değinebilirsek, nelerdir bunları ifade ederseniz. Abi şimdi aslında oruç hikmet itibariyle, orucun öyle çok hikmetleri var ki Seyfullah Bey, eğer orucun hikmetleri iyi anlaşılsa İslam'ın, şeriatın hikmetleri anlatır. Yani oruç çok farklı bir ibadettir. Allah-u Teala'ya karşı bütün bizden öncekilerin üzerine de farz kılınan şu oruç, bu oruç korunmak için, kulun Cenab-ı Allah'a karşı korunmak için farz kılınan bir ibadettir. Şimdi orucun hikmetleri anlatmaya kalksak bunu bir başlı başına bir program ama kısa kısa anlatıp geçeyim, o da şu. Oruç nefsin terbiye edilme açısından, şehvetin kontrolü alınması açısından en büyük bir kalkandır. En büyük bir kalkandır. Çünkü oruç tutulan bir ibadet olmakla beraber hadis-i şerifte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam buyurduğu gibi, yani nefse Allah-u Teala ben kimim demiş, sensin demiş. Allah-u Teala ona eziyet etmiş, onu merhalelerden geçirmiş, sonradan onu aç bırakmış. Demiş, şimdi ben kimim, sen kimsin? Demiş, sen Rabbimsin, ben de senin kulunum. Ben açlıkla insanın biraz daha terbiye edildiğini, nefsinin dizgin edildiğini, bu hadis-i şerifteki maksat da budur. Hani telaffuzlarda, kelimelerde farklılıklar, bazı farklı rivayetler olsa da hadis olarak böyle bu şekilde geçtiğinde, yani başka bir şekilde terbiye edilmeyen nefs aç bırakıldığında Cenab-ı Allah'a teslim olmuş. Demek ki bu. İkincisi, tutulan orucun hikmetlerinden birisi, bugün dünya çapında insanların tespit ettikleri bir şeydir. Senede birkaç gün, tabi bilmeyenler böyle diyor, 30, 40, 45 gün civarı bir perizli bir hayatınız olması lazım diyor. Vücudun sıhhata ulaşması lazım. Orucun böyle bir faydası var. Ancak tırnak içinde söylüyorum, günümüz iftar sofraları, sahur ve iftar sofralarımız biraz Ramazan orucuna uymayan usullerle, bol bol nimetlerle sofralarımızı dolduruyoruz. İşte 10, 12, 15, 16, 18, 19 yere göre, memlekete göre, mevsime göre değişiyor. Yani uzun bir müddet midemiz bir duman bile çekmeyen, bomboş olan bir mideye birden yağlısını, turşulusunu, tuzlusunu, ekşisini, tatlısını, acısını biriktirip mideye tıkadığımızda ya tansiyonumuz yükseliyor, ya hastalıklar baş gösteriyor, mide ağrısı, bağırsak ağrısı, velhasıl insanın sıhhatine zarar verebilecek bir seviyede. Dolayısıyla bugün Müslümanların oruçta yemeklerini azaltmaları lazım. İftar sofralarını hususen, iftar sofralarını çok böyle şatafatlı yapmaya kalktıkları zaman orucun bozulup bozulmama açısından değil, ona zarar gelmez, ama orucun hikmetine sofralarımız şu anda muhalefettedir. Dolayısıyla az yeme, az içme, oruçta daha çok tefekküre, daha çok nasihata, söhbete, tebliğe, davete, nefsi tezkiye etmeye, toplumu uyarmaya, toplumu uyandırmaya, toplumu birleştirmeye, toplumu bir araya getirme hususunda dikkat edilmesi gereken bu hikmetlerin yeme içme ile biraz zedelendiğini görüyorum. Yani biz oruç dedik, başta söyledim, oruç tutan bir insan yani biraz daha diğer günlerden daha farklı. Oruç, senin yüzüne bakan bir insan yüzünde bu adamın oruçlu olduğunu, güler yüzlü, tatlı dil kullandığını, işte selam verirken, selam alırken, karşılaşırken, konuşurken bunlar ne yapılması lazım? Bunlar mutlaka kişi kendi üzerinde taşıyacak. Yani oruç, insana bakan bir insanın oruçlu olduğunu hissettirmesi lazım karşı tarafa. Dolayısıyla oruç, eğer biz oruç tutmuşuz, gündüz oruç tutmuşuz, işte bir yerde tüccarsak, gelen gidene karşı
anormal hareketler yapıyoruz. Ya işte sigaramız zamanında içmemiş, sigara içenler için söylüyorum. İşte şu ata kadar gelince kadar şu kadar çay içerdim, şöyle şey yapardım, azım susum gibisinden. Kardeşim kısa kes söyle git gibisinden böyle moral bozuyor. Sanki adamın baş, sırtında bir angarya, bir yük var gibi. Aile ortamına düşündüğümüzde işte efendim öğleden sonra eve geldiğinde hanım onun elinde neredeyse artık esir düşmüş gibi. Adam oruçludur, aman ha aman. Çocuklarını tembih eder, babanız oruçludur, şey yapmayın, dikkat edin, sinirlidir, şu anda bir şeyleri yapabilir gibisinden bir o böyle bir manzara, böyle bir fotoğraf orucun hikmetlerine aykırı. Halbuki tam tersine. Tabi diğer günlerde biraz eğer biraz daha hafiften kaba, sert davranılan bir insansa, o gün biraz daha eşine karşı, çocuklarına karşı, topluma karşı, yemeğin tuzu eksik, yağı fazla pişmiş, fazla pişmemiş gibisinden, bir şey denir ya, yeter ki biz iftarımızı açalım, sıkıntı yok gibisinden, böyle her şeyi çok güzel bir şekilde tatlılıkla geçiştirerek orucun o hikmetini, o ulvi iç insanın ruhunu, insanın maneviyatını yüksek tutup gerçekten de dünyalık bir insan değildir de ahiretle kilitlenen bir insan olma özelliğini insana taşıtması lazım. Orucun hikmetleri bu. Demek ki sayarsak bir iftar, özellikle iftarlarda konu komşuyla, akraba, dost, ya, tanıdık, tanıdık insanları iftarlara çağırmak suretiyle toplumda birlik, beraberliği, aynı sofra etrafında toplanmaya çalışmaya vesile olan bir insan, toplumun birlikteliğini oluşturur. İki, nefsi terbiye eder. Üç, insanı kamil eder. Dört, toplumda barışı sağlar. Sayabildiğimiz kadar biraz daha sayabiliriz. Yani oruç bir kalkandır. Aynen öyle hadis-i şerifte böyle buyuruyor. O bir kalkandır. Yani kötülüklerin gelmesini engelleyecek. Yani siz bir kalkan, karşı taraf size ok atan bir insan, öyle düşününüz. Gelen oka karşı kalkan tutuyorsun. Vücudunuzu onunla muhafaza ediyorsun. İşte şeytanın okları, nefsin okları, şeytanlaşmış isyanları, oklarına karşı oruç bir kalkandır. Orucun böyle bir hikmeti var. Hikmetini de irdelemek gerekiyor. Her Müslüman fert olarak aslında üzerimize düşen önemli görevlerden biridir de hocam. Hocam, oruca başlayacağız. Sahur vakti. İnşallah Ramazan'ın ilk orucunu tutacağız. Niyeti nasıl yapmalıyız? Asıl olan niyet nasıldır? Bununla ilgili de seyircilerimizi bilgilendirirseniz. Şimdi niyet genel itibariyle bütün ibadetlerde niyet şarttır. Hanefi mezhebine göre sadece abdestte niyet farz değil, gusulde niyet farz değil. Sünnettir diyenler var, vaciptir diyenler var ama farz değildir. Kelime olarak söylüyorum. Niye? Çünkü o bir muameledir. Onda niyet şart değildir deniyor. Diğer bütün ibadetlerde niyet şarttır. İmam Şafii diğer imamlardan farklı olarak, yani cumhur ulemaya farklı olarak dil ile söylemeyi de şart koşmuş. Fakat bu konuda İmam Şafii yalnız kalıyor. Yani niyet kalpten geçen bir kastır. Bir insan dese ki yarın şöyle yapacağım dediğimi işte niyet etmiş yani. Ama bunu birisiyle paylaşmak, dil ile söylemek, yanındakine haber vermek bu şart mı? İslam alimleri demişler hiç şart değildir. Ama İmam Şafii bunu şart koşmuş. Dolayısıyla niyetle ilgili fukaha çok uzun geniş bir alan açmışlar. Yani oruca nasıl niyet edilir diye çok uzun bir alan açmışlar. Biz özetleyerek seyircilerimize, vasıtanıza söylemeye kalkarsak niyet şöyle. Her ibadetimizde olduğu gibi niyetimizde de niyet etim Allah rızası için. Niyet etim Allah rızası için yarınki o Ramazan orucunu tutmaya diye niyet edilir. Niyeti budur. Niyet vakti ne zamandır? Niyet vakti, işte bu konuda İmam Şafii'nin çok böyle dedim ya biraz daha sıkı tuttuğu, çok da yabana atılacak bir şey de değildir yani. Bunun vakti açısından da çok böyle sınırlı bir vakit getirmiş. Nedir bu? Senin Ramazan orucuna onu tutabilmen için güne, o ertesi gün oruç tutacaksın. İçinde bulunduğun gün güneş battıktan sonra niyet etmen lazım. Ama diğer alimler demişler hayır, akşamdan herhangi bir saatte yarın oruç tutacağım diye bunu kalben geçirdiğinde bu bir niyettir.
Orucun niyeti iftarda, sahurda yapılmasının uygun gördüğü söyleniyor. Aslında fıkha bunun üzerinde niçin durmuş? Yani niye niyet böyle bir üzerinde duruyorlar? Şöyle düşünelim. Kendi halinizde, dünyanızda, ticaretinizde, yaşantınızda, meşgulsunuz. Hiç günleri de takip etmemişsin. Olabiliyor ya, insan dünyada meşgul, hele bugün seküler bir dünyada, insanın dünyada olmaması zaten mümkün değil. Siz öyle bir durumdasınız, öyle bir yerde düşününüz ki siz Ramazan'ı böyle aklınızdan bile geçmiyor. Siz sabahleyin kalktınız, komşular dediler ki, veya çocuklar haber verdiler, dediler ki komşular dediklerine göre bugün oruçmuş, haberimiz yok. Öyle mi diyor öyle? Şimdi ne yapmak lazım? Cumhur ulemaya göre o anda duyduğunuzda eğer bir şey yemeyip içmemişsen Ramazan orucu ve o gün devam edersin. Öğleden önce bir şey yemeyip içmeyen bir insan o saate kadar niyetini getirmemişse bile niyetini getirse Hanefi mezhebine göre ve Cumhur ulemaya göre bu niyet tamamdır. Şimdi niyetin vakti daha çok ittifak edilmesi açısından imamların bu konudaki görüşüne de riayet etmek suretiyle en güzel olan taraflardan birisi odur ki insan akşam sahuruna şey yaparken veya akşam namazına kalkarken veya akşam namazını kılarken veya kıldıktan sonra yarınki oruca niyet ettim diye niyet etti miydi mesele biter. Ama bunu dil ile söyleme, tekrar söylüyorum, farz değildir. Bunu kalben kastetmek yeterlidir. Hocam önemli bir husus da bazı kişiler mesela örneğin hani unuturum mahiyetinde Ramazan'ın başında 30 gün için yani Ramazan boyunca bir niyet yapıyor. Böyle bir niyet var mıdır? Bu böyle bir niyet var ise de tutmak bir yönüyle sakıncalı mıdır? Bununla ilgili de şimdi kısaca bilgi verirseniz. Genel itibariyle yani Asr-ı Saadet'ten sonra müştehit imamlar zamanında Şam uleması ile Medine ulemasına göre Ramazan bir bütündür. Ramazan'a girdi, ben Ramazan tutacağım dedi, bu niyettir. Bu niyettir. Ama diğer alimler bu konuda Ahmet bin Hanbel öyle diyor. Ramazan başından niyet edilir. Ben bu Ramazan ayında ben orucumu tutacağım dediği zaman bunu kastettiğini, bu bir niyettir. Artı bunu bozamaz. Diğer alimler hani oruçta eksikler olur, aksaklıklar olur. Her gün kendi başına bir ibadettir. Nasıl ki ben bugün 5 vakit namazımı kılacağım deyip niyet edemiyorsan, her vakit geldiğinde o vakit için ayrı bir niyet gerekiyorsa, her gün için bir niyet gerekiyor. Çünkü herhangi bir sebeple bir insan ben yarın oruç tutmayacağım diye bir sebepten dolayı kalkıp dese ve bu sebebi onu günaha göre götürecek oruç tutmanın farz, yemenin haramlığına insanı götürebilecek durumda olsa bile o tutulmayan orucu ne yapması lazım? O tutulmayan orucu güne gün kaza etmesi lazım. Çünkü oruca niyet edip bozulan bir oruçla niyet etmeden tutulmayan oruç arasında fark var. Bu konuda tabii ileriki sorularda belki şeyleriniz gelir, yani sohbetimize eğer gelirsek belki orayı da açıklarız. Yani İmam Şafii'ye göre dolayısıyla bir gün bilerek Ramazan ayının orucunu tutmayan veya bozan bir insan, hadis-i şerifte Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam buyuruyor, bir insan Ramazan'ın bir gün orucunu bozsa 12 ay boyunca kaza etse de o sevaba ulaşamaz. İmam Şafii der ki o zaman güne gün kazadır. Şafilerde kefaretin yeme içme ile olan kefaret, cima dışında normal kefaret yok, güne gün kaza edilir. Öyle. Yani dolayısıyla niyet bunun için önemlidir. Bu mahiyet önemli. Yani mesela bir insan Hanefi mezhebini düşünerek meselenin anlaşılması için söylüyoruz. Bir insan akşamdan dedi ki ben yarın oruç tutmayacağım. Niye? Ya işte kafam yerinde değil, saatim yerinde değil. İşte ne bileyim yani velhasıl kendin yarın oruç tutmayacağım dese Hanifilere göre o sonradan Ramazan çıktıktan sonra ne yapması lazım? Güne gün kaza etmesi lazım. Peki niyet ettiği halde sonradan kalkıp yeme içme gibi durumlarda kasten orucunu bozsa
derecesine göre, eğer yediği yemek şekline göre güne gün kaza gerektirecek küçük bazı şeylerse güne gün kaza eder. Eğer normal yemek yemişse, niyet ettiği halde yerse hem kefaret hem kaza. Yani 61 gün, bir güne 61 gün oruç tutması lazım. Yani niyet bu kadar. Bu yün ile önemlidir. Ama tekrar söylüyorum, Şafii kardeşlerimiz de bu konuda hakikaten alimlerin ittifakı veya cumhuru çok önemlidir. Yani bir alim bir meselede yalnız kalmışsa, çok zaruri günün ihtiyacını giderme babında bir zaruret olmazsa cumhura ittiba etmek daha evladır. Cumhura göre niyet kastır. Kalp ile yapılır. Dil ile söylemek şart değildir. Hatta Hanefilerin bazı alimleri mekruhtur. Dille söylemek mekruhtur. Niyet, sen onu niyet olmaktan çıkarıp söze döküyorsun. Halbuki niyet kalpla geçen bir şeydir diyenler bile olmuştur. Evet. Allah razı olsun hocam. Birinci bölümümüzü burada bitirelim. Bir kısa bir ara verelim. Reklam arası. Ardından tekrar programımıza devam edelim. Kıymetli izleyenler, reklamların ardından tekrar beraber olacağız inşallah. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, tekrar beraberiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz hocam. Hocam, Ramazan ayında orucu bozan hallerden bazılarını bize anlatabilir misiniz? Oruç tuttuk. Bu orucu bozulmasına sebep olan bazı haller, durumlar vardır. Bunları kısaca bir bize anlatabilir misiniz? Tüm ibadetlerde olduğu gibi, yani ibadetin yerine getirilmesi için gereken olan şartlar, haiz şartları insan kendisi üzerinde görüldüğünde bile bu sefer o orucu, ibadeti bozan haller de o ibadeti yerine getiren şartlar kadar önemlidir. Yani bozan hallerden korunmak, o şartları yerine getirmesi gereken şartları yerine o şartlar da şartlar ne kadar ki o ibadeti yerine getirmede gerekliyse bozan hallerden korunmak da o kadar önemlidir. Şimdi İslam alimleri orucu bozan halleri anlattıklarında bir, sadece kazayı gerektiren haller, iki, hem kazayı hem kefareti gerektiren haller. Orucu neyle, oruç neyle bozulur? Oruç yeme, içme ve cinsi münasebette bulunmakla oruç bozulur. Yeme içme hususuna girmeden İmam Şafii'ye göre cinsi münasebette kefaret gerekir. Cinsi münasebet dışında Şafii mezhebine göre orucun kefareti yoktur. Kaza, sadece kaza vardır. İmam Şafii'den sormuşlar, niçin bile bile tutulan bir orucu bozan bir insan niçin kefaret tutmaz? Demiş ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam şu hadis-i şerifine binaen bir insan bir günlük Ramazan orucunu bilerek bozsa 12 ay onun kazasını yapsa da yerine gelmiyor. O zaman güne gün kaza etsin, gerisini Allah-u Teala hesap verecek gibisinden. Diğer alimlere göre, Ebu Hanife'ye göre özellikle, yani Hanefi mezhebinin diğer alimlerine göre de bilerek yeme içme, bilerek yeme içme orucu bozar. Yeme içme ve cinsi münasebet orucu bozar ve kefareti gerektirir. Ama yeme içmenin şekline göre bazı durumlarda kazayı gerektirir, sadece kazayı, bazı durumlarda hem kaza hem kefareti gerektirir. Mesela bir insan az bir tuz yese veya kil yese, toprak yese, bir taş yutsa, bir ağaç kabuğu, tadı olmayan bir ağaç kabuğu yese, bir acı bir cevizin kabuğunu yutsa veya insana gıda olmayan bir cisim yutsa orucu bozar ama kazayı gerektirir, kefareti gerektirmez. Ama yeme içme normal, insan adam oturup yani bilerek oruçlu olduğunu bildiği halde ya ben bugün orucumu tutacağım, bozacağım deyip de tat alınan en az ağzı dolduracak cinste bir lokma düşündüğümüzde ağzı dolduracak cinste olan bir eşyayı, bir gıdayı veya ağzı dolduracak cinste olan bir suyu bilerek yutmaya kalkarsa o insan hem kaza hem kefaret gerektirir. Demek ki orucu bozan haller ikidir.
Bir, sadece kazayı gerektiren haller. İki, hem kazayı hem kefareti gerektiren haller. Eşlerin birbirleriyle olan cinsi münasebetler orucu bozar, kefareti gerektirir. Eğer mekruhlar bölümünde alimler anlatıyorlar, eşler genç iken birbirlerine öpme, sarmaş dolaş olma cinsinden böyle biraz da şehvetle birbirleriyle vücut temasına diyelim girdiklerinde eğer meni akarsa oruç bozulur. Cinsi münasebet olmadan şey olursa o bozulur. Bunda kefaret gerekmez ama oruç bozulur. Eğer cinsi münasebet yapmak suretiyle akt olsa zaten cinsi münasebet yapıldıktan sonra akt olmasa da oruç ne olur? Bozulur zaten kefaret gerektirir. Fakat sadece birbirlerini öpmeyle eğer meni nazil olursa o zaman oruç bozulur. Sadece oruç bozulur, kazası gerekir. Dolayısıyla yeme içme bu şekildedir. Bazı alimler şu şekilde de tarifte bulunuyor diyor, bir insan unutarak yese oruç bozulmaz ama uyuklayarak, yani uyku halindeyken, yani böyle uyku gezer insan oluyor diye, uyuklu halindeyken kalkıp bir şey yese, içse oruç bozulur. Bu da biraz fıkıhta delil olarak çok araştırdığım kadarıyla kaynak bulamadım ama kitaplarda bu da geçiyor. Demek ki orucu ne bozuyor? Kısaca oruç, bir şey tat alan, tat aldığımız bir şeyi bilerek yeme, içme ve bilerek cinsi münasebette bulunmak suretiyle oruç bozulur. Eğer yeme içme hususunda aldığımız gıda, tat almadığımız bir gıda ise, biraz önce dediğim gibi tat alınmayan bir cisim ise bu sadece kazayı gerektiriyor ama tat aldığımız bir cisim ise bu hem kaza hem de kefareti gerektiriyor. Tuz, biraz önce söyledim, yanlış anlaşılma olmasın. Tuzun azı kefareti gerektirir, çoğu kazayı gerektirir. Niye? Çünkü tuzun azından insan zevk alıyor, lezzet alıyor. Çoğundan lezzet almıyor. Dolayısıyla yeme, içme ve cinsi münasebete bulunulduğu zaman oruç bozulur. Ama bunlar, bu saydığım üç şey de eğer unutularak tutulursa, yenilirse, unutularak yeme, içme ve cinsi münasebet dahil bulunsa oruç bozulmaz. Bir insan unuttu, her iki eş de unuttu, olabilir mi? Hiç olmamış insan olamaz diyor ama kitaplar olabilse diyor, yani olsa, o ihtimali, olsa, ihtimali verse. Yani dolayısıyla unutularak yeme, içme ve cinsi münasebette bulunduktan sonra insan bir bakacak, ya ben yemek yedim ama bugün oruçluyduk dese bir şey olmaz. Hiç sıkıntı olmaz. Eğer cinsi münasebetse yıkanırlar. Yeme içme ise ağzını temizler. O saatten sonra eğer ağzında bir lokma varsa onu yutmadan dışarı atmak suretiyle diğer yediğine ona kar kalır. Peki hocam, orucu bozmadığı halde, yani orucu bozmayan fakat mekruh olan, yani oruçluyken mekruh olan bazı haller var. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet. Şimdi mekruh şudur. Aziz izleyicilerimiz de dikkat etsinler. Mekruh dinen yasak edilmeyip yapıldığında hoş karşılanmayan, Türkçesini söyle bile çirkin görülen şeyler mekruh. Yani bütün ibadetlerde böyle. Mekruh budur. Mekruh, helal ile haram arasında bir sınırdır. O sınıra gelen bir insanın her an haram tarafına geçme ihtimali olduğu için bir nevi önleyici bir tedbirdir yani. Kendisi günah değildir. Fakat günaha götürmeye artık tabiri caizse ramak kalmış. Dolayısıyla orada, orası mekruh, mekruh bölgeye girme çünkü mekruhtan sonra haram gelir diye. Mekruh budur. Ebu Hanife'ye göre mekruh iki kısma ayrılıyor. İmam Şafii'ye göre mekruh, mekruhtur, bir tanedir. Ebu Hanife'ye göre tenziyen mekruh, tehrimen mekruh. Yani mekruhu da biraz daha böyle harama daha yakın olan, diğeri helala biraz daha yakın olan mekruh. Dolayısıyla mekruhlar böyle iki kısma ayrılıyor. Oruçtan mekruh olan şeyler, mesela bir insan normal baktığında günaha girmeyip ama insanın şehvetinin, lezzetinin, nefsinin talep ettiği böyle çok güzel, muazzam bir manzarayı, bir fotoğrafı, bir
ne bileyim bu tip şeylere bakmaya kalksa. Bu normal haram olan sınırlarda değil ama nefsin o gibi şeylerle meşgul olmaması lazım. Çirkin gördüğü yani güzel görmediği bir manzara bakmak dahi mekruhtur. İmam Şafii der ki güzel bir bahçeye bakmak bile, çok güzel bir manzara bakmak bile mekruhtur. Niye demişler? Çünkü demiş yani insan zevk alıyor. Ramazan'da zevk bırakılması lazım. Dolayısıyla peki mekruhlar nelerdir? Mesela bir insan oruçlu olduğunu bildiği halde, normal bir banyo ihtiyacını hissetmediği halde, işte orucu bir bela zorluk görüp, işte mesela başına su dökmesi, serinlemek için suya girmesi, yani orucun sıkletinin zorluğunu atlatmak için suya girmesi, işte serin suyla banyo yapması, bunlar mekruh şeylerdir. Bir insanın mazeret olmaksın, bir yemeğin tadına bakması, yutmamak şartıyla, tadına bakması, bunlar mekruhtur. İslam fukahası aile ocağının önemi açısından tırnak içinde söylüyorum. Bir bayanın eğer kocası tarafından tahkir edilecek, tartışmaya sebep olacak veya ona aile arasındaki hususla sebep olacağını bildiği bir ortamsa, öyle bir durumsa yemeğin tadına bakması o kadın için mekruh olmuyor. Veya şöyle bir işte etraftan misafirlerin geldiği bir yemekte, ya ben kocam bir şey söylemez ama bu akşam bizim misafirlerimiz var, şimdi tuzu, yağı pişmiş pişmemiş gibisinden kalkıp öyle yemeği kusursuz misafirlere karşı bir hürmeten ev hanımı bunu yaparsa bu da onun için mekruh olmaz. Ama sıradan gelene dur bir tadına bir bakayım deyip de ben de bir bakayım gibisinden bakarsa yutmamak şartıyla bu mekruhtur. Bir de insan oruç esnasında, oruç ayında eşiyle öpüşmek, eşiyle oruç tuttuktan sonra sarmaş dolaş olmak veya herhangi bir çocuğu şehvet olmaksın öpmek bile, bir çocuğu öpmek bile mekruh olur. Yani bunu biraz dikkat etmiyoruz. İnsan o şeylerde Ramazan ayında işte torunlarını, çocuklarını, konu komşuları neyse ki çocukları öpmenin kitaplarda mekruh olduğu geçiyor. Bunu daha çok İmam Şafii, yani Şafii mezhebinin bu konudaki bir şey var, üzerinde titizlikle durduğu bir husustur. Bazı alimler bunun mekruh olmadığını söylüyorlar ama insanın en çok zevk aldığı şey, şehvet olarak değil, zevk aldığı şey, insanın başka bir insanın yanağından öpmesi, alnından öpmesi şeklinde görülüyor. Dolayısıyla bunu da mekruh sayan alimler var. Mesela yine sakız çiğnemek. Tabi bunun tadı, renk ve koku tükürüyor, insan tükürüğüne renk, tat ve koku vermeyen cinsten bir sakız ise bunu çiğnemek mekruhtur. Bunu çiğnemek mekruhtur. Eğer renk veren, tat veren bir cinste ise o orucun bozulmasına sebep olacağı için insan bu şekildeki bir sakızı çiğneyemez. İhtiyaç olmadığı halde dişleri fırçalamak. Yani diş fırçalamada dişi ıslatmak mecburiyetinde macunu şey yapıyorsun. Macun eğer kokuluysa, renkliyse, dedi ki bu boğaza tat ve kokuyu verecek şekilde olursa orucu bozar. Olmasa mekruhtur. Çok zaruri ihtiyaç olmadan gündüz o dişlerini insanın fırçalamaması ve misvak kullanmaması daha evladır. Hanefi mezhebine göre misvak kullanmada bir sıkıntı yok. Şafii mezhebinde bu konuda mekruh görülüyor. Şey yapılmaması lazım. Bir de halkımız arasında çok soru soruluyor. Bu çok önemli. Oruç bozmadığı halde mekruh olan hallerden birisi de zaruret olmadığı halde kampanya açılmış. Kızılay veya başka bir sivil toplum kuruluşu. Kan bağışında bulunmak. Ramazan ayında kan aldırmak, yani kişinin kan vermesi mekruhtur. Vücudu takatsız bıraktığı için, zaten oruç bir onu takatsız bırakıyor. Evet. Kan ve insan kan aldırdığında bu sefer vücut biraz daha şey yapıyor ki bunun faturası da tabiri caizse oruca çıkar. Onun için
Ramazan ayında zaruri olmadan kan aldırılmaması lazım. Zaten kan alma bozar. Yani çünkü damardan ve boğazdan içeri giren bir şey içeri girdiğinde orucu bozar. Anladım. Evet. Allah razı olsun. Önemli konulardı. Yani özellikle şu da var, özür diliyorum. Yani yemek ye bildiğin halde sahura tembellikten sahura kalkmamak mekruhtur. Evet. Mekruhtur. Sahur şey yapmak lazım. Akşam iftar saati olur olmaz iftarını açmadan namazı iftardan önce kılmak mekruhtur. Gereksiz yere iftarı geciktirmek mekruhtur. Sahuru çok erkene almak mekruhtur. Sahuru da geç saatlere şey yapmak evladır. Evet. Özellikle zaten yaz ayları şu anda sahur bizim şehirde yaşayan insanların uyuma saatine çok yakın. Çünkü insanlar genelde 12-1'de uyuyor belki büyük şehirlerde. Sahurun saati de herhalde 3 gibi olacak. Bu sebeple hani biraz yakın oluyor. Bazı insanlar hiç sahur yapmadan uyumayı tercih ediyor. Bazıları da dediğiniz gibi erken alıyorlar. Bu hususlar da önemliydi. Allah razı olsun hocam. Peki hocam, abdest nasıl olmalı? Hem normal abdest hem boy abdesti. Bunlar nasıl olmalı Ramazan ayı içerisinde oruçluyken? Evet. Bu konuda da yine İmam Şafii'nin farklı bir bakışı var. Ağza ve burna, Ramazan içerisindeki alınan abdestlerde ağza su vermek, yani biz gargara mazmaza diyoruz. Ağza ve burna su verilmez. Diğer abdest huzurları olduğu gibi şey yapılır. Ağza ve burna su vermek de caiz değildir, mekruhtur İmam Şafii'ye göre. İmam Ebu Hanife'ye göre gusulda dahil ağza ve burna su almak hususunda bir sıkıntı yok. Yeter ki bunun aşırı yapılmaması, yani gargara yaparken boğazda suyu kaçırma ihtimali olmayacak şekilde sadece ağzını böyle suyu alıp çalkalayıp atmak suretiyle abdestlerde bir sıkıntı yok. Gusulda da bir sıkıntı yok. Oruçta abdest ve gusul konusu konuşuluyor. Hatta bunu bazen böyle tartışma böyle bir seviye getiriliyor ki yani kişi hem namaz kılmayabilir, hem oruç tutmayabilir, abdest almayabilir, hem cünüp gezebilir, hem de oruç tutabilir gibisinden. Tabi bunlar zaruri kritik şeylerdir. Yoksa hayata tatbik edilsin diye söylenmiş kaideler değildir. Ola ki böyle olsa, ola ki insan oruçta işte efendim siz mesela size gusül, boy abdesti gerekiyor ama kalktınız ki bir 10-15 dakika sahur vakti ancak var. Şimdi hangisini yapman lazım? Eğer yeme içmeyi bırakıp banyo yapmaya kalkar, gusül yapmaya kalkarsan sahur kaçırırsın. Sahur yaparsan yani imsak saati girmeden önce boy abdestini kaçırsın, yapamazsın. Ne yapmak lazım? Bunu sahur insan ağzına, burnuna su, elini yıkar, ağzını, burnunu suyla çalkalar, yemeğini yer. Yemeğini yedikten sonra imsak girse de bir şey olmaz. İmsak girdiğinde insan kalkar, gusulünü yapar. Gusulda da guslun şartları yerine gelecek şekilde insan yapar. Yeter ki bu mazmaza ve gargarayı aşırı yapmadan insan gusül yapabilir. Abdest almada da zaten hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki bunu böyle tekrar tekrar, hani abdest üzerine abdest almak İslam dinine göre nur ala nur kabul ediliyor. Ama her bir abdestten sonra bir en az da 2 rekat namaz kılmak şartıyla bir insan bir abdest aldığında, tırnak içinde söylüyorum, bir abdest aldığında onunla herhangi bir ibadet gerçekleştirmeden, bir ibadeti ifa etmeden bir abdest daha alırsa bu da mekruhtur, suyun gereksiz yere harcanmasıdır. Diyelim adam aslında serinlemek istiyor ama evet. Ramazan'da öyle aralıklarla ikide bir abdest alıyor, bir daha ondan 2 rekat namaz kıldıktan sonra olur bir daha abdest alayım, bir daha namaz kılayım gibisinden. Aslında gayesi tamam, namaz kılıyor, abdest alıyor ama bununla Ramazan'ın verdiği sıklatı atmak için serinlemek istiyorsa bu da mekruhtur. Kişi mekruh ama bununla beraber gusül almasında, abdest almasında bir sıkıntı olmaz. Kişi suya girebilir mi? Denize girebilir mi? Göle girebilir mi?
ağızdan, burundan, bu üç, iki yerden suyun içeri kaçmaması lazım. Çok affedersiniz tabii, mak'attan da suyun içeri kaçmaması lazım. Yani bu olabilir mi? Kulak da tabir ediliyor hocam. Şimdi kulakta su boğaza gidecek kadar fazla olmuyor. Ama ilaç olabiliyor. Diyelim ki sen kulağına ilaç damlattığın zaman ilacın tadı boğazda hissedildi mi orucu bozar. Burunla verilen ilaçta tırnak içinde söylenir o da öyle. Dolayısıyla kulaktan su boğaza gidecek kadar denize girerken ki şeylerde bu olmuyor. Bu yani tıbben diyelim sıhhi bakımdan, vücut bakımdan bu mümkün olmuyor. Bunda bir şey olmaz. Ama öyle düşününüz, adam kulağı deliktir. Olabilir mi? Olabilir. Bu şekilde denize girdiğinde eğer su boğaza, kulaktan boğaza gidecek şekilde olursa orucu bozar. Aksi takdirde bozmaz. Demek ki kardeşlerimiz bunu çok iyi bilsinler, izleyicilerimiz buraya dikkat etsinler. Ramazan dışında abdest alma, gusül alma neyse Ramazan'daki abdestimiz ve guslumuz aynı. İmam Şafii'ye göre, sadece İmam Şafii'ye göre Ramazan'da alınan oruçta sadece dudaklar ıslatılır. Burnu sadece şöyle ıslak parmaklarla bunun ağzı diyelim ki bunun uçları silinir. Mazmaza ve gargara yapılmaz, su alınmaz. Hanifilerde ise yani diğer mezheplere göre ve Ebu Hanife'ye göre ise ağza su da alınır, burnuna da şey yapılır fakat bu aşırı yapılmaz. Anladım. Allah razı olsun. Hocam önemli bir husus da imsak meselesi, özellikle beyaz ip, siyah ip meselesi var. Sahur yapıyoruz. Sahur yaparken ezan okundu. Hemen mi kesmeliyiz? Devam mı etmeliyiz? Buna benzer yine iftar halinde ezan okundu. Hemen mi açmalıyız? Bunlara da bir açıklık getirirsek. Çünkü her Ramazan neredeyse tartışılan önemli konulardan biri de budur. Bununla ilgili bir açıklama yapabilir miyiz? Evet. Şimdi usulü fıkıhta şöyle bir kayda var. Bazı şeyler var ki kendisi helal olduğu halde harama götürücü unsur taşıdığından dolayı o da men ediliyor. Buna seddü zarayı deniliyor. Yani kötüye gidecek, kötüye gitme ihtimali olup da mübah olan şeylere sed koyma. Şimdi Ramazan'da ezan eğer vaktinde okunuyorsa, bu çok önemli. Biz bilemiyoruz. Eğer ezan vaktinde imsak girer girmez okunuyorsa imsak girmiştir. Ezan okuması şart değildir. Bazıları diyor hocam ezan devam edene kadar, bitene kadar devam edebilir miyim? Eğer imsak girmişse, velev ki ezan okunmasa da, öyle bir şeyimiz var, elimizde bugün bazı teknik şeyler, telefon var, televizyon var, neyse ki, ama ezan okunmuyor. Olabilir. Ezan okunmaz. Çünkü ezan, minareden ezan sesini duymak, fıkıh açısından bir kayda değildir. Vakit önemlidir. İmsak girmişse, artık biz yeme içmeyi terk etmek mecburiyetindeyiz, yiyemeyiz. Tabii bu dediğim gibi bir usulsüzlüğü, bir aykırı bir usulü arkasından getireceği için bir bu konudaki biraz esnek davranıldığında bu art niyeti olan insan bunu kötüye yorumlayıp başka bir usulsüzlüğü arkasından getireceği insan söyleyemiyor. Ama bazı İslam alimleri şunu söylüyorlar, demek istediğim şu. Diyorlar ki oruç öyle o kadar böyle tık dakika, bir dakika kaldı diyor hanım, yedim diyor, bir dakika, yok daha bir dakika kalmış, yarım dakika kalmış, saatine bakıyor. Yani vakitler o kadar böyle dakikaya bölünecek kadar böyle bir dakika, yarım dakika kaldı, oldu mu, olmadı mı gibisinden böyle vakitler andır, bu andır. Saatler sonradan çıkmış. Mesela Asr-ı Saadet'te milletin kol saatleri, cep saatleri falan saat yoktu, bakıyorlar işte. Güneş batmışsa yiyorlardı. Güneş şafak sökülmüşse terk ediyorlardı. Dolayısıyla bu alimler diyorlar ki, muasır alimler diyorlar ki, yani orucu böyle ezan Allahu Ekber diye hemen ağzını al, şey yap böyle kalk böyle dar şey yapmamak lazım. Kişi eğer geç kalkmışsa, ya adam kalktığında imsaha iki dakika kalmış. Nasıl yapacak? Yani sofrayı indireni veya elini yemeğe atana kadar iki dakika da olacak. Ya adamın böyle hemen apar topar tabiri caizse biraz ezan okunmaya devam etse bile onu yese bir şey olur mu? Muasır alimler diyorlar ki, bazılar diyorlar ki bir şey olmaz. Oruç o kadar böyle dar bir şeye sokulmaz.
Ama bu böyle tamamıyla genel olarak anlaşılsa bu çok kötü bir sonuç doğurur. Ezanlar biliyorsunuz böyle gerçekten de Allah razı olsun uzun uzun makamlarla okunuyor. Bazen bazı ezanlar var ki 5-6 dakika sürüyor. Evet. 10 dakika süren ezanlar var. E şimdi o ezanlar bitene kadar şekilde düşünürse adam yeniden bir sofra kursa, doya doya yemeğini yese yetiştirebilir. Dolayısıyla hani bunu dikkat etmek lazım. Niçin bunu söylüyorum? Çok zaruretlerde adam bünyesi zayıf ya bir şey yemeyip içmese o günü çok kötü geçirecek veya zaten bir de adam bünyesi zayıf işte çalışıyor, sahurda yemeyince ayrı bir sıkıntı çekecekse böyle o ilk dakikalarda hemen apar topar bir şeyler yemesinde sıkıntı olmayacağını alimler söylüyor. Ama genel kaide olarak zaruri olmadığı müddetçe ezan imsak vaktidir, imsakın girdiği vakittir. İmsak girer girmez ezan okunmuşsa artık o yeme içmeyi bırakmamız lazım. Teknolojinin bize verdiği nimetlerden biri de bu saatlerin en azından belli olmasıdır. Fakat buna rağmen hala kasıtlı olarak bazı videolar dolaşmakta. Özellikle sosyal medya ağlarında. Ben hatta bir videoyla hocam birkaç kere rastladım. Birkaç Ramazan rastladım daha doğrusu. İşte adam dışarıda güya bunun için zaten videoyu uyarlamışlar. Adam dışarıda kahvaltısını yapıyor fakat o esnada namazını sabah namazını kılmış camiden çıkan biri var. İşte birbiriyle konuşuyorlar. Ben işte siyah iple beyaz ipi ayırt edecek zamana kadar yiyebilirim şeklinde. Böyle hani Diyanet'in imsak vaktine, Diyanet'in belirlemiş olduğu imsak vaktine, takvime göre olan saati göz ardı edip kendilerine göre imsaken daha fazla sürede yenilebilir gibi kasıtlı dolaşan videolar var. Bu mahiyette de gerçekten sıkıntı. Bugün hani belki değil teknolojinin mi? Bize vermiş olduğu en büyük nimetlerden biri de en azından bu saatlerin artık belirgin olmasıdır. Bu şekilde de videolar dolaşıyor hocam. Bir ihtimal olur da hani kişinin saati yoktur. Kişinin işte bulunduğu yer değildir. Böyle bir durumda yani kişi imsakı nasıl belirlemelidir? Evet, imsak zaten şey olduğunda şu şekilde beyaz iple siyah ip ayet-i kerimeden kasıt şudur. Yani kuşluk vaktinde bir sadık olan şefak yani bir de kazip olan ne demektir? Yani yapmacık olan şefak bir de asıl olan şefak. Yapmacık olan şefak yukarıdan aşağıya doğru şöylesine bir beyazlıktır. Bu çıktığında bu kazip deniliyor buna. Bu kaybolacak. Böyle bir yukarıdan aşağıya bir şey çıkar. O nedir? Güneşin doğacağı anda güneş daha doğmamış, daha çok uzaktayken o hafiften onun bir ziyası görülüyor. İşte bize o ip gibi görülüyor. Ayet-i Kerime onun için buna ip denilmiş. O ip kaybolur. Sonradan bir sefer yatay cins şekilde yavaş yavaş bir beyazlık ile siyah da zaten baksana dedik iple çekilmiş. Hı. Arada bir ip var işte. Onun için ipe benzediği için ip demiş. Yoksa orada bir ip yok. Ama adam bunu tevil ediyor. Beyaz ip, siyah ip, ben ipleri tutuyor, ben ayırt edebilmiyorum. Buna indireceği kadar usulsuzca tarbiyeli evet. insanlar da vardı mesela. Tabii aslında bu şunu bize şey yapıyor. Açıklamış oluyor. Yani müeyyidesi olmayan tek din, düşünce, inanç, prensip, İslam prensipleri. İslam ülkelerinde yani işin ters tarafta bu. İslam ülkelerinde İslam dini mahkum edilmiş ve İslam dininin ters hareket eden bir insana yaptırım yok. Niye? Niye bunu söylüyorsun dediği zaman özgür değil miyim der gibisinden özürlükten de vurulur. İslam'ın kendisi gibi yorumlamaya çalışan insanlar maalesef bunun üzerinde bir yaptırım uygulanamıyor. Sadece doğruyla yanlış hangisidir? Ben onu değil der, şunu kabul ediyorum der, gelirler. Demek ki bunun bir hakikatte bir İslam hukukunda bunun gerçekten de delillendirebilecek bir delilleri yoktur. Bunu sadece Müslümanların maneviyatını Ramazan'ın tartışmalı hale getirme. Hani horoz kurban edilir mi edilmez mi gibisinden eskiden söyleniyor. Adam ben akşam sahurda içki içsem
oruçla şey yapabilir miyim? Yani o içkinin oruçla yan yana zikredilmesi bile bir çok gerçekten alay edilir bir şey. Elhamdülillah eskisi gibi o tip şeyler çok böyle zırtta pırta şeyle söylenmiyor ama maalesef dediğiniz gibi daha bazı şeyler var. Bu imsakla ilgili ciddi sıkıntılar var. Kimisi de 40-45 dakika sonra şey yapmaya çalışıyorum. Bu da ayrı bir sıkıntıdır yani. Evet. Bugün teknoloji verdiği bazı nimetler, tespit edilen bu nimetler bizim için bir usuldur, bir kaydedir. Yani önemli olan o anın görülüp görülmemesidir. Ben gördüm, siz gördünüz, bana söylediniz, bu fark etmiyor. Fark etmiyor. Dolayısıyla böyle bir lakaytlığa gitmenin İslam dinini, ahlak açısından orucun o manevi ve birlik beraberliğinin zirvede olması gereken Ramazan'da böyle ihtilaflı meselelere girmenin bir anlamı da yok. Yani bu yanlış yapıyorlar bunu. Allah razı olsun hocam. Çok açıklayıcı oldu. Teşekkür ediyoruz. Vaktimiz doldu hocam. Kapatacağız. Ben kapanışını yapayım. Yalnız sizden de ilk sahur olma hasebiyle, Ramazan'ın girişi olması hasebiyle hem İslam aleminin içinde bulunduğu sıkıntı ve bela musibetlerden arınması adına hem de Müslümanların salahiyeti adına sizden bir dua temenni edeceğiz. Kıymetli izleyenler, ilk sahur bereketi programımız burada sona erdi. İzlediğiniz için, bizleri izlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. İnşallah bazı hususlarda açıklayıcı, en azından sorularınıza cevap niteliğinde bir durum söz konusu olmuştur. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Ramazanınızın güzel, hayırlı ve bereketli geçmesini diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ali beytihi. Ecmain, İlahi ya Rabbel Alemin ve Rahman Rahimin, içinde bulunduğumuz bu mübarek gün ve yarın tutacağımız orucumuzu şimdiden kabul eyle ya Rabbel Alemin. İman, İslam, iffet, haya, taatla bizi bir Ramazan'a daha ulaştırdın. Sana yüz binlerce hamdü seneler olsun. Allah'ın içinde bulunduğumuz bu Ramazan ayını diğer Ramazan aylarından farklı ümmetin birlik beraberliğine, ümmetin kendine geldiği, Müslümanların kendi izzet günlerine ulaştığı günlere vesileyle ya Rabbil Alemin. Allah'ın nefislerimizi arındır, şahslarımızı, şahsiyetimizi, kimliğimizi arındırıp, korunan insanlardan olabilme imkanımızı bağışla ya Rabbil Alemin. Allah'ın tutacağımız oruçlarımızı, kılacağımız teravihlerimizi kabul eyle. Ya Rab, bu ayda yapılan dualar yüzü suyu hürmetine, şu anda esarete olan Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne vesile eyle bu Ramazanımızı. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin de bir Suud sultası altında, zulmü altında kaldığını görüyor. Bu şuur ve bilinçle Allah'ın İsrail'in safında sürekli yer alan Suud hanedanından o Harameyn-i Şerif'i halas eyle ya Rabbil Alemin. Ya Rabbi, oruçlarını tutarken ağızlarındaki koku Allah katında mis kokusundan daha iyi, daha sevimlidir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu hadisine mazhar olmayı bize nasip eyle. Ya Rabbi, nefsimizi ve neslimizi her türlü şer odakların şerinden muhafaza eyle. Allah'ım, içinde bulunduğumuz dün insanların tamamıyla, insanın ekseriyet itibariyle dünyevileştikleri bir günde senin dininin, senin gönderdiğin peygamberin izzeti ve haysiyetini yakalayıp İslami ve tevhidi bir kimlik içerisinde, kimlik üzere hayat sürdürmeyi bize nasip eyle. Hı. Ya Rabbi, Ramazan'a bizi ulaştırdın. Bitimini de bize sağla. Bitimini de bize Ramazan'ın bitirecek bir güç, kuvvet, takat ve sıhhat ve afiyet ver ya Rabbi alemin. Ya Rabbi, dünyadayken İslam üzere yaşayıp imanla ölmeyi bize nasip eyle. Hı. Kabir azabından cümlemizi azat eyle. Sırat köprüsü üzerinde kolaylıkla geçmeyi bize nasip eyle. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın Livaül Hams sancağı dediğimiz şefaat bayrağı altında toplanmayı bize nasip eyle. Havz-ı Kevser'den su içmeyi bize nasip eyle. Cehennem azabından bizi azat eyle ya Rabbil Alemin. Cennet nimetleriyle bizi nimetlendir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın buyurduğu gibi bu ayda şeytanlara zincir vurulur. Cehennem kapıları kapatılır. Cennet kapıları sona kadar açılır. Ya Rabbi, bu vesileyle cehennem, bizim cehennemi kapılarımızın kapatıldığı, nefislerimizin, şehvetlerimizin, şeytanlarımızın, şeytanlaşmış insanlara gem vurulduğu müminlerin
imanla bu ay geçirdiği gün bir Ramazan olarak bizden kabul eyle. Amin. Amin ve selamu alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Tamam.